Hasan-ı Basri rahimeullah dostlarıyla bir gün meclisinde otururken içlerinden biri kuraklıktan, bir diğeri mali sıkıntısından, bir diğeri çocuğunun olmayışından, bir diğeri de arazisinin verimsizliğinden şikayet etti. Her birini tek tek dinleyen Hasan-ı Basri her birine aynı cevabı verdi. Allah'a istiğfarda bulunun. Mecliste bulunanlardan biri farklı sıkıntılara aynı cevabı imamın verişindeki hikmeti sordu. Hasan-ı Basri ise onlara Nuh suresi 10, 11 ve 12. ayetlerini okudu. Zira Nuh aleyhisselam kavmini tevhide sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye ibadet etmeye, insanlara iyilikte bulunmaya davet etmesine rağmen kavmi tarafından yalanlandı, kavmi tarafından sıkıntıya uğratıldı. Onlara Rahman olan Allah'ın merhametini göstermek, lütuf ve kereminin sınırlarının engin olduğunu onlara öğretmek için döndü, dedi ki, Rabbinizden mağfiret dileyin, bağışlanma dileyin, istiğfar edin, gönlünüzü, yüzünüzü, zihninizi alemlerin Rabbi olan Allah'a dönün. Zira Allah çok bağışlayandır. Eğer böyle yaparsanız, yani istiğfar ederseniz, üzerinize bolca yağmur yağdırır, sizi mallar ve evlatlar ile destekler ve size ürünleri bol bağ bahçe verip altından ırmaklar akıtır. Allahu Ekber. Kardeşlerim, Hasan-ı Basri rahimeullah bu meselenin böyle gerçekleşeceğini hocası Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ten görmüştü. Zira Hazreti Ömer halifeliği dönemindeyken bir kuraklık nasip oldu. Müslümanlarla beraber yağmur duasına çıktığında o koca halife ellerini semaya kaldırdı. Allah'ım beni, Allah'ım bizi affet diyerek istiğfarda bulundu. Bu olaya şahitlik edenler, ey müminlerin emiri, yağmur duasında bulunmayacak mısın? Sen sadece istiğfar ettin deyince, ilim ve hikmet sahibi, peygamberin rahlesinde yetişen Ömer bin Hattab radıyallahu an dedi ki, ben göğün yağmur veren kapılarına vurdum. Subhanallah. Değerli kardeşlerim, binlerce yıl önce sıkıntıların, musibetlerin ve acı imtihanların çözümü neyse, şimdi de ve bizden sonra da bu imtihanların, fitne ve fesadın, musibetlerin çözümü aynı olacaktır. Hasaten mümin erkek ve mümin kadınları ziyaret ettiğimizde her birinin boyunu aşan, takatini azaltan imtihanlar ile karşı karşıya kaldıklarını göreceğiz. Ferden olduğu gibi ümmet olarak da büyük imtihanların ve cenderelerin içerisinden geçmekteyiz. Kuraklıktan, salgın hastalıklarından, savaşlardan, acımasız düşmanlardan, işlerimizin ve ekonominin gerilemesinden şikayette bulunmaktayız. Dertler aynı, tespitler aynı. Peki çözüm? Çözüm,
Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın dudaklarından dökülen sözlerde çözüm Hasan-ı Basri'nin meclisinde farklı farklı imtihanlara maruz kalanlara verdiği tek bir cevapta gizlidir. Yani ferden ve ümmet olarak, İslam ümmeti olarak alemlerin Rabbi olan Allah'a istiğfar için yürüyeceğiz. Günahlarımızdan, yanlışlarımızdan, bizi Allah'ın merhametinden ve engin lütfundan uzaklaştıran hatalardan uzaklaşıp sadece Allah'a yöneleceğiz. Yahu insanlığın imamı olma iddiasında, halife olma hedefinde olan bir ümmetin çözüm yolu bu kadar kısır mı diyenlere de cevabımız Hazreti Ömer'in ve Hasan-ı Basri'nin feraseti, hikmeti ve ilmi olacaktır. Sebepleri halk eden, sebeplere yön veren ve sebepleri bizim için kolaylaştıran Allah'ın yanında çözümleri arayacağız. Değerli kardeşlerim, özellikle istiğfar etme konusunda bu geceleri zina eden, içki içen, gündüzleri ise hırsızlık, gasp ve haksız kazanç elde edenler için mi geçerli diye soracaksanız, evet bu istiğfar Allah'a doğru yönelme, onları da içine aldığı gibi hasaten üç sınıfın dikkatini çekmek isteriz. Bunlardan ilki alimlerimizdir. İkincisi davetçilerimizdir. Üçüncüsü de Müslümanların sorumluluklarını omuzlarına alan idarecilerdir. Bu üç sınıf kandil, güneş ve ay hükmündedir. Bu üç sınıf sokakların, mahallelerin manevi tabipleridir. Öncelikle bu üç sınıf kendini terazinin bir kefesine koyacak, iyilik ve kötülüklerine ölçecek. Evvela bu üç sınıf kendini muhasebe edecek, güzel ve çirkin yönlerini görmeye çalışacak. Bu üç sınıf işlemiş oldukları günahlar için istiğfar edecekler. Bu üç sınıf sorumluluklarını yerine getirmedikleri işler konusunda bağışlanma dileyecekler. Bu üç sınıf İslam düşmanlarının hile ve tuzaklarını ortadan kaldıracak bir projeyi sunamadıkları için bağışlanma dileyecekler. Bu üç sınıf İslam ümmetinin içinde bulunduğu girdabı durdurabilmek için proje koyamamaktan af ve mağfiret dileyecekler. Ve bu üç sınıf kalbi hastalıklarından, manevi hastalıklarından arınmak için Allah'a yürüyecekler. Hassaten bu üç sınıf işlemiş oldukları bu cürümlerden, bu günahlardan sıyrılacak, amel defterlerini, zihin dünyalarını, kalp alemini bu yanlışlardan arındıracak, ondan sonra da kendilerini takip eden insanların Allah'a yönelmeleri, istiğfara koşmaları için Nuh Aleyhisselam gibi çırpınacaklardır. Göreceğiz ki başta saymış olduğumuz kandil hükmünde manevi doktor mesabesinde olan bu güruhlar düzelince onları takip edenler de Allah'ın dinine tevbe ve istiğfara doğru koşacaklardır. Kardeşlerim, bizler ümmeti Muhammed'in kötü gidişini alimlerimize, davetçilerimize, idarecilerimize bağlayarak kurtulmanın bir çözüm olmadığını bilmekteyiz. Bizler asla suçlu
aramamaktayız. Hem nefsimize hem de bu sınıfın içerisindeki büyüklerimize, kardeşlerimize hatırlatmada bulunmaktayız. Sokaklarından, mahallelerinden, yaşamış olduğu toplumdan bir haber olanlar, sorumlulukların içerisinde gözüküp de sahanın içerisinde bulunmayanlar bilsinler ki semadan gelecek olan rahmetin önüne perde olmaktadırlar. İşte biz o perdenin kalkması için hem nefsimize hem de muhataplara nasihatte bulunmaktayız. Bunları söylerken haramların içerisinde, yanlışların içerisinde bulunup da elhamdülillah ben alim değilim. Hamdolsun ki davetçi de olamadım. Rabbime yine hamd ediyorum ki tam bana bir görev verilecekken liyakat sahibi olmadığımdan dolayı bu iş benden alındı. O zaman ümmetin kötü gidişine benim etkim yoktur diyen sana ve bana da sesleniyorum. Benim gibi avamdan olan, benim gibi şeytanın ve nefsinin esaretinden kurtulamayan kardeşlerime de sesleniyorum. Vallahi de işlediğimiz her bir cürüm ümmeti Muhammed'in boynuna asılan bir kemendir. Yaptığımız her bir hata ve yanlış ümmet havuzunu kirleten bir necasettir. O yüzden alimler, davetçiler, idareciler bu meselede ne kadar mesullerse bu vasıflara sahip olmayan senin ve benim yaptığımız, yapacağımız her bir şey de başımızdaki imtihanları güçlendirme konusunda bir sebeptir. Evet değerli kardeşlerim, Nuh Aleyhisselam'ın kavmine dediği şeyleri nefsimize hatırlatıyoruz. Hasan-ı Basri'nin meclisinde bela ve musibetlere müptela olmuş kardeşlerine yaptığı nasihatı nefsimize hatırlatıyoruz. Kuraklık döneminde ellerini semaya kaldırıp da Allah'tan bağışlanma isteyen Ömer bin Hattab'ın tavrını kendimize hatırlatıyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah bizi affetsin, bizi bağışlasın. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme konusunda bize azim ve güç nasip etsin. Allah Azza ve Celle bu vesile ile musibetlerden, sıkıntılardan bizleri ve ümmeti Muhammed'i korusun ve kurtarsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.